İki hafta önce bugün biz Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında ben Deniz, Sadi Özçük, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek, İbrahim Uslu ve Kemal Öztürk bir yayın esnasında aşı gönüllülüğü konusunda aşı gönüllüsü olduk. Bana ve Hadi Özçük'e vurulmadı zira antikor ürettiği için vücudumuz. İsmail Saymaz'a, Deniz Zeyrek'e, Kemal Öztürk'e vuruldu. sonrasında fakat yani Kemal Öztürk'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Kemal Öztürk. Teşekkürler. Ya biz... Dinliyorum neler yaptığını anlatacak mısın diye. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece olur musunuz diye sordum. Olurum dediniz. Hep beraber gittik. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi biz o gün bu yayında hani aşı gönüllüsü olalım çünkü teşvik anlamında da hani biz de oluyoruz. İnşallah işte gelecek, daha gelmedi gerçi. Herkes olacağız. Sayın Bakan da destek verdi. Hepimiz gittik olduk. Fakat şimdi bugün senin bu durumun üzerine şöyle bir şey oluşmaya başladı sosyal medyada en azından. Gördünüz mü? Bak aşı oluyor ama yine de koronadan kurtulamıyor. Dolayısıyla bu Çin aşısı ne aşısı olursa olsun bizi koronadan korumuyor gibi bir sonuç, bir tablo ortaya çıktı. Eminim sen bu süreçte pek çok insanla konuşmuşsundur, görüşmüşsündür. Bir, nasıl oldu, bu nasıl oluyormuş diyorlar. İki, bu aşı korumaz meselesine ilişkin ne diyorlar? Ve sen kendini nasıl hissediyorsun, iyi misin? İyiyim öncelikle. Yani haberler çok yayılınca Türkiye'nin her tarafından mesaj gönderen dostlarımız, okurlarımız, izleyicilerimiz, onlara büyük bir kısmına dönemedim. Öncelikle aflarına istirham ederim. Sonra da çok teşekkür ederim bu ilgilerinden dolayı. Şimdi ben senin söylediğini şöyle kısaca özetlemek isterim. Çünkü sürecin seyri de kafaları karıştırıyor. O yüzden bunu da netleştirmek isterim. Şimdi senin programında biz gönüllü olduktan sonra 15 Aralık tarihinde Salı günü ben test yaptırdım. Ve testim negatif çıktığı için aşı çalışmalarına katılabileceğim söylendi. 16'sında aşımın testimin negatif olduğunu öğrendim. 17'sinde de hastaneye giderek iğne oldum. Şimdi aşı oldum deyince insanlar hani plasebo mu, gerçek aşı mı, orada da bir kafa karışıklığı oluyor. Tamam. Bize bir iğne yaptılar. Biz bu iğnenin aşı mı, plasebo mu, yani plasebo dedikleri de bir vitamin gibi boş su diyebileceğimiz, teknik olarak klinik çalışmalarında kullanılan bir istatistik yöntemi bu. 3 tane aşıdan bir tanesi boş. Biz bunu bilmiyoruz ne yaptıklarını. Doktor da bilmiyor, merkez de bilmiyor. Ben bu aşıyı yaptırdım 17'sinde ve Sakarya'ya gittim. 2 gün sonra yani cumartesi günü vücudumda bazı septomlar hissetmeye başladım. Ateşim çıktı, sırt ağrısı oluştu, halsizlik oluştu. Orada üşüttüğümü zannederek doğrusu doktorları aramadım ben o gün. Ertesi günü buna ishal eklenince, baş ağrısı eklenince doktorlarımızı aradım. Doktorlar bunun aşının yan etkilerinden bir kısmını kapsadığını ama aynı zamanda korona belirtilerinin de bir kısmını kapsadığı için en sağlıklı yöntemin bana bir test uygulayarak durumu tespit etmek istediler. Pazartesi günü İstanbul'a geldim. Kan ve sürüntü örneklerimi aldılar. Ertesi günü, Salı günü akşama doğru doktorlarımızı arayarak sürüntü testinin pozitif çıktığını, kan değerlerimin ise son derece normal, hatta iyi olduğunu belirttiler. Peki bunu nasıl açıklıyorlar? Şimdi şöyle, bilim kurulu üyemiz Ateş Karabey aradı. Aynı zamanda hastanemizin başhekimi, aynı zamanda enfeksiyon bölümü başkanı çok yakından ilgilendiler ve durum şöyle açıklanıyor. Şimdi birinci doz aşıyı yaptırdık biz, daha doğrusu iğneyi yaptırdık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aşı olduğunu varsayalım. Hı hı. Bu 14 gün içinde antikor üretebilecek. Testler bunu göstermiş. 14 gün. Fakat bu yetmediği için ikinci bir doz aşı yapılarak bu antikorun daha da güçlü bir şekilde antikor üretmesini teşvik ediyor
Yani birinci dozdan 28 gün sonra aslında benim vücudum virüse karşı korunaklı ve antikor üretmiş olacaktı. Sana yapılan aşı olduğunu kabul edersek. Evet, oradan yola çıkarak konuşuyoruz. Aşı olduğunu varsayıyoruz. Yine bana aşı yapıldığını varsayarsak bile ben aşının birinci dozunu olduktan sonra her zaman virüsü kapabilirim. Bu aşı virüsü o ilk aşamada engellemiyor, durdurmuyor, iyileşmesine katkı sağlamıyor. Çünkü kendi gelişim sürecini tamamlayamamış oluyor. Tabii. O nedenledir ki aşı olanların 28 gün boyunca kendilerini çok sıkı bir şekilde koruması gerektiğini, tıpkı şu anda korumamız gerektiği gibi aşı olduğumuzda da tabii sıkı bir şekilde korumamız gerekiyor. Şimdi ben şunu özellikle ifade etmek isterim izleyicilerimize. Sen de ben de diğer gazeteci arkadaşlarımız da aşıyla ilgili bilimsel çalışmalara inandığımız için, Türkiye'deki sağlık sistemine inandığımız için aşının virüse karşı çok önemli bir silah olduğuna inandığımız için gönüllü olarak bu testlere katıldık. Ben şimdi klinik çalışmalarda bir veri olarak kayıtlara geçmiş oldum ki benden sonra aşı çalışmalarına katkı olsun diye. Buradan ben virüs kaptım, COVID testim pozitif çıktı diye aşının bir işe yaramadığını düşünmek, aşının aslında COVID kaptırdığını düşünmek son derece yanlış. Lütfen böyle tabii düşüncelere kapılmayın. Ben sosyal medyada görüyorum, Twitter'da da TT olmuş ismim. Aşı karşıtı kampanyanın bir aracı gibi benim keyfim, benim durumumu kullanmak isteyenlere lütfen kulak asmayın. Önemli. Son derece bilimsel bir çalışma bu. Bu bilimsel çalışmada aşı olanlar da virüs kapabiliri gösteren veriler var. Ben de bunlardan bir tanesi olarak şimdi kayıtlara geçmiş oldum. Evet, bir aşı gönüllüsü olarak bilime katkı sunmak istemiştin. Bu durumunla daha çok katkı sunuyorsun. Bu da evet, çok için enteresan bir tez oldu bu. Yani enteresan bir durum oldu. Dolayısıyla doktorlar bu konuyu inceliyorlar, ilgileniyorlar, bakıyorlar. Evet. Yani benden sonra aşı çalışmalarına bir katkı olarak literatüre geçmiş olmuş oldu. Evet, tekrar geçmiş olsun Kemal Öztürk. Şunun altını katkılarından dolayı çok teşekkür ederim Bey. Bu literatüre geçişte. Senin katkın çok fazla. Estağfurullah. Ben ufak bir dokunuşta bulundum. Gerisini sen hallettin. O gün şunun altını bir kez daha çizelim. Aşı olmanıza rağmen COVID olmuyorsunuz. Kemal Öztürk çok güzel özetledi. Dolayısıyla Kemal Öztürk başta olmak üzere aşı karşıtı değiliz. Elimizde en güçlü dedin. Şunu da ben ekleyeyim. Tek çare bu. Dolayısıyla bu aşıyı olacağız. Olmamız lazım. Çok teşekkürler Kemal Öztürk. Bir kez daha geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.